Ve hayırlı uğurlu olsun Tonguç evladım benim harika bir şekilde senle beraber fen dersimizin ilk videosuna başlıyoruz. Ve 8. sınıf fendeki ilk dersimiz olan mevsimler oluşum konusunu beraber süper bir şekilde öğreneceğiz. Dünyanın güneşin hareketlerine bakacağız ve beraber mevsimler nasıl oluşuyor, nasıl yaz oluşur, nasıl kış oluşur biliyor musun evladım benim? Bilmiyorum hocam. Harikasın zaten şimdi öğreneceksin merak etme. En sevdiğin mevsim hangisi? Yaz mevsimi hocam. Harikasın o zaman senle beraber yaz mevsiminin bitişini kutlayalım. Gerçekten okullarımız açılıyor. Şimdi sonbahara giriyoruz ve ardından da kış gelecek. Ardından ilkbahar sonra tekrar yaz gelecek ve tekrar güzel günler gelecek diyoruz ve hadi bakalım o zaman senle beraber süper bir şekilde bugün ne yapacağımıza bakalım ama öncesinde şunu söylemek istiyorum sana. Çok enteresan bir şey var dünyada. Mesela biz Türkiye'de 21 Haziran'da hangi mevsim yaşıyoruz evladım benim? Yaz. Harikasın. Biliyorsun zaten Türkiye'nin sıcaklık ortalaması 21 Haziran'da yani Haziran, Temmuz, Ağustos'ta gerçekten yüksek olur. Hatta 21 Haziran anda Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 28 derece olarak ölçülmüş. Ama aynı şekilde dünyanın ortadan ikiye ayıran bir çizgisi var Ekvator. Dünyanın alt kısmında olan Güney Afrika'da ortalama sıcaklık 10 derece. Çünkü orada kış mevsimi. Çok enteresan. Dünyanın üst kısmında yaz mevsimi yaşanırken aynı tarihte alt kısmında kış mevsimi yaşanabiliyor. İşte bu mesela bir tane daha örnek vereyim sana. Adana'da adamlar Ağustos ayında güneşe kurşun sıkarken gerçekten de yanıyorken yani hatta asfaltta böyle yumurta kaynatabiliyorsun Adana'da. Hiç denedin mi evladım benim? Denedim hocam. Aferin göz yumurta yapmışsındır sen. Bravo diyorum sana. Tabii Adana'da böyle yanıyorken ortam Ağustos ayında ama Ağustos ayında Brezilya'da kar yağıyor. Gerçekten donuyor insanlar. İşte dünyanın farklı yerlerinde farklı mevsimler aynı anda yaşanabiliyor. Gel beraber bunun neden olduğunu ve gerçekten de bunun güneş ve dünyanın hareketlerine nasıl bağlı olduğunu ve aralarındaki ilişkiyle nasıl bağlantılı olduğunu beraber öğrenelim. Bir kere biliyorsun Tonguç Elan Bey'im 7'den 8'e kampımızda yazın harika bir şekilde giriş yaptık. Ardından şimdi LGS kampımız yani şu andan itibaren artık LGS kampının içindesin ve sene sonuna kadar bütün konu anlatım videolarımız ders videolarımızda senin yanında LGS 2025'te en iyi sonuçları alacağız. Biliyorsun hedefimiz var. Sayısal LGS 2024'te mesela bu sene ee, geçtiğimiz sene pardon bu konudan yani şu anda değişeceğimiz konudan iki tane soru geldi. Burada ve burada i̇ki, bir tanesi mevsimler oluşumuyla alakalı bir tanesi de bu konunun sonundaki iklim değişikliği ile alakalı. Dolayısıyla biz her sene her sene biliyorsun güncel müfredata uygun bir şekilde yeniden LGS maratonuna başlıyoruz ve bu maratonda birçok kampımız olacak. Bütün kamplara katılacak mısın? Evet hocam. Harikasın. Hayalindeki lise ne evladım benim? Galatasaray Lisesi hocam. Harikasın bravo diyorum sana. Galatasaray Lisesi gerçekten kuvvetli bir lise lise aynı zamanda işte birçok İstanbul erkek olsun aynı zamanda işte Anadolu liselerimiz olsun çok güzel fen liselerimiz olsun çok değerli liselerimize senin de hayalindeki lisene girmede yardımcı olacağız hiç merak etme diyorum ve... Bunu yaparken Tonguç Cup birinci sezonumuz başlıyor. Nedir bu Tonguç Cup? Aslında bir başarı oyunu Tonguç evladım benim. Sen bilge baykuş musun? hızlı işte mısın? Hızlı baykuşum hocam. Hızlı baykuş yok evladım benim. Ne alakası var? Hızlı baykuş diye bir şey yok. Ama iki tane takımımız var. Bu takımları belirledikten sonra Tonguç Akademi.com'a girip Tonguç Cup butonuna basıp oradan takımını belirliyorsun. Ardından oyun oynar gibi ders çalışmış oluyorsun. Sana görevler vereceğiz ve biliyorsun en önemli şey burada kaç soru çözdüğün günde soru çözme hedefine ulaşman gerekiyor ve günde soru çözme hedefine ulaşman için o görevleri tamamladığın zaman aslında ister istemez oyun oynayarak başarıdan başarıya koşacaksın. O zaman seni de takımını belirlemeye Tonguç Akademi.com e bekliyoruz diyorum ve fazla uzatmıyorum. Bugün dersimizde bir ödevimiz yok. Aslında biz bütün bu ödevlerimizi sene boyunca sıfırdan 8'e hazırlık setimizdeki sayısal ve sözel kitaplarımızdan vereceğiz. Ve aynı zamanda Dinamo Tüm Dersler setimizdeki 6 tane Dinamo kitabımızdan vereceğiz. Bütün sene ödevlerimizi bundan vereceğiz. Ama bugün ödev yok çünkü ilk dersimiz olduğu için rahat rahat yan gelip arkamıza yaslanalım ve süper bir şekilde konumuzu anlamaya çalışalım. Bu derste bir kere dünyanın hareketlerini öğreneceğiz. Ardından eksen ektiğine bakacağız ve önemli tarihlere bakacağız. Zaten mevsimlerin oluşumu bu sırayla ilerliyor. Beraber bunları süper bir şekilde öğreneceğiz. Ve çok önemli bir bilgi daha var. O da şu. Biliyorsunuz müfredatımız değişti. Yani 5, 6, 7 ve 8. sınıf müfredatları güncellendi. Ama bu sene ilk başta 5. sınıflarla başlıyorlar. Ama tabii ki farklılıklar var. 8. sınıfta majör yani büyük bir farklılık yok. Ama biz bu marif modeline uygun müfredat güncellemesini yakından takip ediyoruz. Mesela buradakilerden bir tanesi biz artık kazanım değil öğrenme çıktısı diyeceğiz. Konu kavramlarda mesela bugün öğreneceğimiz konun dünyanın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler şeklinde tanımlamış aslında Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatta. F8111 şeklinde bir öğrenme çıktığımız var ve burada dünyanın dönme ekseninin olduğuna değineceğiz. Ardından dünyanın dönme ekseniyle güneş etrafındaki dolanma düzeni arasındaki ilişkiye değineceğiz. Hiç merak etmeyin bunların hepsi çok basit Tonguç Erhan benim. Çok basit bir şekilde anlayacağız. Işığın düşme açısıyla alakalı mevsimleri nasıl etkilediğine bakacağız. Ve burada temel kabuller denilen bir kısım var. Bu çok önemli. Çünkü dünyanın güneş etrafında dolanma hareketini öğrencilerin bildiğini kabul ediyor. Yani dünyanın bu şekilde dolanma hareketi yaptığını öğrencilerin bildiğini kabul ediyor. Dolayısıyla eski sınıflardan öğrendiğimiz bir bilgiydi bu diyebiliriz. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı bu ders için bize anahtar kavramlar da veriyor. Dünyanın dönme ekseni, dolanma düzlemi, eksen eğikliği, mevsimler, ekvator, dönence, ekinoks, gün boyu, ışının yüzeye düşme açısı ve gece gündüz süresi şeklinde anahtar kavramlarını hepsini beraber süper bir şekilde öğreneceğiz. Hadi bakalım o zaman mevsimlerin oluşumuna başlayalım. Bir kere Biliyorsunuz yaz, kış, ilkbahar, sonbahar mevsimleri zulmler. Peki neden oluşuyor bu mevsimler? Bir kere ilk hareketimiz dünyanın dönme hareketi. Dünya kendi ekseninin etrafında kaç saatte dönüyor evladım benim? 24 saat hocam. Harikasın 24 saat. 24 saat aslında bir güne denk gelir. İşte bizim bildiğimiz gündüz ve gecenin oluştuğu aslında bu bir gün içerisinde gece ve gündüz oluşur. Ve biliyorsun hani bunu herkes bilir zaten. Geceleri daha soğuk olur hava Gündüzleri daha sıcak olur. Neden peki? Gündüzleri güneş ısıtır. Harikasın. Gündüz güneş ışığı geliyor. Bu kadar basit aslında. Güneş ışığı bizi ısıtır. Harikasın. Gündüzleri güneş ışığı geldiği için daha sıcak olur. Gün, geceleri güneş ışığı gelmediği için daha soğuk olur. Zaten dünyanın ısı ve ışık kaynağı nedir dediğim zaman ne diyeceksin? Güneş hocam. Harikasın. Dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır güneş. Yani dünyamız buradaysa güneş bizi hem ısısıyla hem ışığıyla gerçekten de bize enerji sağlıyor. Dolayısıyla Güneş'in çok önemli bir fonksiyonu var ve bize en yakın yıldız. Peki Dünya'dan e, Dünya'dan böyle bakarsak olaya Güneş'ten gelen ışınlar Dünya'nın mesela burada sağ tarafına çarpıyor. O zaman sağ tarafı Dünya'nın e, aslında gündüz tarafı diyebiliriz. Şu anda Dünya dönerken şu şekilde dönmeden önce dönmeden önce şu anda sağ tarafında gündüz yaşanırken sol tarafında ne yaşanır evladım benim? Gece yaşanır. Harikasın gece yaşanır bravo diyorum sana. Çünkü güneşin güneşi görmeyen tarafta gece yaşanır. Güneşi gören tarafta gündüz yaşanır. Ve dünya böyle döndükçe bu sürekli değişir. Mesela ilk başta İstanbul e, gündüzü yaşar. Ardından İstanbul gece olur. İşte e, New York gündüzü yaşar. Ve e, ardından İstanbul gündüz olur. Sonra New York gece olur. Şeklinde dünya kendi ekseni etrafında dönerek hareketini tamamlar. Burada çok önemli bir soru geldi geçen sene LGS'de. Dikkat edelim. Gece gündüz sıcaklık farkına oluşturan şey dünyanın kendi ekseninin etrafına dönmesidir ve bu mevsimlerle alakasızdır. Unutmayalım. Bu gece gündüzün arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanır. Şimdi geldik dünyanın bir de dolanma hareketi var. Güneşimiz buradayken güneş sistemindeki tüm gezegenler, güneş sistemindeki tüm gezegenler, dünya da dahil olmak üzere güneşin etrafında bu şekilde saat yönünün tersine dolanma hareketi yaparlar. Ve güneş etrafında bu dolanma hareketini dünya 365 gün 6 saatte tamamlar. Ve biz buna ne diyoruz? Aslında bir yıl diyoruz. İşte bunun oluşumundan dolayı aslında mevsimler oluşuyor. Çünkü yıllık sıcaklık farkları oluşuyor. İşte dünya güneşin etrafında bu konumdayken mesela kış mevsimi bizde Türkiye'de yaşanıyor. Bu konumdayken yaz mevsimi yaşanıyor Türkiye'mizde. Sonra bu konumdayken e yazdan kışa giderken sonbahar mevsimi yaşanıyor. Sonra kış, sonra ilkbahar, sonra yaz, sonra sonbahar, sonra kış, sonra ilkbahar, sonra yaz. Yani Türkiye'mizde yaşanan mevsimler bu şekilde ilerliyor. Beraber zaten önemli tarihlere bakacağız sonuç hiç merak etme. Yıllık sıcaklık farkları aslında mevsimler yüzünden oluşuyor. Çünkü yazın 3 ay boyunca yani yılda 3 ay boyunca aslında hava sıcak oluyor, sıcak oluyor. Kışın... E, 3 ay boyunca 3 ay boyunca hava soğuk oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla 12 ayda 3 ay sıcak, 3 ay soğuk olarak aslında biz yaz ve kış mevsimini yaşıyoruz. Peki şimdi bu konuyu anlayabilmemiz için ilk başta temel bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi şu. Biz gündüz hava aydınlanırken yani mesela doğudan güneş doğmaya başladığı, doğudan güneş doğmaya başlarken aslında güneş ışınları bizim evimize böyle geliyor böyle geliyor şimdi böyle eğik geldiği zaman güneş ışınları bizi çok fazla yakmaz zaten hava ilk aydınlanmaya başladığı zaman hava o kadar sıcak olmaz ama Güneş ışınları tepeye geldiği zaman yani güneş tepemize geldiği zaman buradan tepemizden, tepemizden 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 dik dik kafamıza doğru geldiği zaman gerçekten bu evin içini yanar. Çünkü gerçekten tepemizden geliyor zaten. Biliyoruz zaten hani öğlen vakitleri daha sıcak olur. Sabah ve akşam vakitlerine yakın hava daha soğuk olur, daha serin olur. Çünkü aslında gece yaklaşmıştır buralarda. Dolayısıyla bizim için öğlen vakitleri daha sıcak olmasının temel sebebi evladım benim güneş ışınların dikine 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 tepemizden gelmesidir. Burada da mesela batma önce güneş ışınları böyle eğik eğik gelir. Eğik geldiği zaman da ne oluyor? Hava daha soğuk oluyor. O zaman Güneş ışınları dik açılarla geldiği zaman hava sıcak oluyor. Bu çok önemli bir bilgi. Güneş ışınları eğik açılarla geldiği zaman hava soğuk oluyor. İşte dünyanın en basit şeyini söylüyorum. Dik açılarla geldiği zaman güneş ışınları hava e, yaz oluyor, bir yaz mevsimi yaşanıyor. Eğik açılarla geldiği zaman güneş ışınları kış mevsimi yaşanıyor. şeklinde basit bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü e, sıcak yaz Soğukta kışla bağlantılı. Bu kadar basit. Peki o zaman biz mesela 21 Haziran'da, 21 Haziran yaz mevsiminde bir gün. İşte bugün de sence Türkiye'mize, Türkiye'mize yani yaz mevsiminde güneş ışınları Eğik açılarla mı gelir? Dike yakın açılarla mı gelir? Dik açılar hocam. Harikasın. Dik açılarla demiyoruz tam olarak ama dike yakın açılarla diyoruz. Sen dik açılar dedin ama hani dike yakın da diyebilirsin hiç fark etmez. Ne kadar dike yakın açılarla gelirse hava o kadar sıcak olur. O yüzden yaz mevsimi yaşanır. İşte bunun temel sebebi aslında şu. Şimdi buradan güneşten ışınlar bu şekilde geldiği zaman bir ışık kaynağı da diyebiliriz buna. Bu şekilde geldiği zaman şu kadar bir alanı aydınlatıyor. Bak üç tane ışın. Ama ben üç tane ışını böyle gönderdiğim zaman daha geniş bir alanı aydınlatıyor. Daha geniş bir alana dağılmış oluyor. Bu yüzden buradaki bölge çok ısınırken böyle alev alev yanarken buradaki bölge daha sakin daha az yanıyor diyebiliriz. O yüzden bunu pembiş çizdim böyle. Dolayısıyla aslında buradaki ışınlar küçük bir bölgeye ...dağıldığı için, küçük bir bölgeye geldiği için aslında burayı kızartıyor. O yüzden merceklerle mesela burada odakladığımız zaman ışığı mesela bir e, tutuşma, bir alev çıkartabiliriz. İşte aynı onun gibi ne kadar küçük bir alana düşerse o kadar e, aslında büyük bir birim yüzeye düşen enerji oluyor. İşte birim yüzeye düşen enerji burada fazlayken birim yüzeye düşen enerji burada daha az oluyor çünkü dağılıyor. O yüzden dik açılarla geldiği zaman burada dike yakın açılarla geldiği zaman dike yakın açılarla geldiği zaman aslında birim yüzeye düşen enerji daha fazla oluyor. Burada eğik açılarla geldiği zaman eğik açılarla geldiği zaman da birim yüzeye düşen enerji daha az oluyor. İşte tekrar aynı şeye geliyoruz. Burada yaz mevsimi yaşanıyor dike yakın açılarla burada da kış mevsimi yaşanır eğik açılarla. Aslında temel olay şu aslında. Ben ne kadar çok güneşten dik açılarla ışını alırsam o kadar yaz mevsimi o kadar sıcak oluyor. Ne kadar çok eğik açılarla alırsam da o kadar kış mevsimi o kadar hava soğuk oluyor diyebiliriz. Şimdi de gölge boyu denilen çok enteresan bir olay var. Bunu da bilmemiz gerekiyor. O da şu. Şimdi ben burada e, güneşin altına dolaşıyorum Tonguç Eren Bey'im. Güneşin altında giderken güneş ışınları bu şekilde geliyor ve senin gölgeni oluşturuyor. Nerede gölgen oluşur? Burada hemen e, şurada hemen gösterelim seninle beraber. Gölgeni birazcık daha farklı bir renkte gösterelim seninle beraber. Şurada bir e, şöyle kafan da burada olacak şekilde bir gölgen oluşur diyebiliriz. Şöyle şurada bir gölgen oluşur. Ama... Böyle geldiği zaman güneş ışınları yani birazcık eğik açılarla geldiği zaman eğik açılarla geldiği zaman burada gölgen şurada oluşuyor Tonguç Bak buradan böyle 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 şurada kafan şurada kendin vücudun falan filan sonra ayakların falan filan ne kadar büyük bir gölge oluştu. O zaman hangisinde gölge daha büyük oluşuyor? Sağdakinde. Harikasın sağdakinde. O zaman sağdakinde gölgenin bu şekilde oluşmasının sebebi aslında eğik açılarla gelmesi burada ise dike yakın açılarla gelmesi dike yakın açılarla gelmesi dik veya dike yakın işte biz bu hava sıcakken güneş tepemizdeyken yani yaz mevsimindeyken gölge boyumuzun gölge boyumuzun az olduğunu söyleyebiliriz aynı şekilde hava soğukken yani güneş ışınları eğik açılarla gelirken yani kış mevsimiyken gölge boyumuzun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani gölge boyumuzun büyük olduğunu veya fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebi güneş ışınlarının gelme açısı. Bu da çok önemli bir özellik. O zaman şimdi senle beraber Tonguç Eren Bey'im dünyayı yakından mı inceleyelim. Şimdi burası güneşimiz diyelim. Güneşimizden, güneşimizden ışınlar bize doğru geliyor. Dünyamız aslında çok enteresan. Hemen sana şöyle göstermek istiyorum. Dünyamızın ortasından bir çizgi geçiyor. Şu ortadan geçen çizgi. Bizim için ortadan geçen çizgi Tonguç Rehberim Ekvator çizgisi. Bak dünyamızın kuzey kutbu hatta şöyle bakalım. Bak burası kuzey kutbu, burası güney kutbu. Dünyamızın ortasından bir çizgi geçiyor. Bu ortasından geçen çizgiye biz Ekvator çizgisi diyoruz. Bu ortasından geçen çizgiye Ekvator çizgisi diyoruz. Ve dünyamızı böyle Ekvator çizgisine ayırdığımız zaman hatta şöyle ayırayım sana. Şöyle ayırdığımız zaman yukarıda kuzey yarım küre aşağıda da güney yarım küre ortaya çıkıyor. Yani ben bunları birleştirdiğim zaman dünyamız oluşuyor ya. Dünyamızın böyle ortasındaki ekvator çizgisinden ayırdığımız zaman dünyayı kuzey yarım küre. Burası kuzey çünkü yukarısı her zaman kuzeydir. Yani ben bir pusula çizsem sana hemen şöyle pusula çizerim. Burası kuzeydir, burası güneydir, burası doğudur, burası batıdır şeklinde söyleyebilirim. İşte dolayısıyla üst taraf kuzey. Ve ben bunu dünyanın ekvatorundan ayırdığım anda, ekvatordan ikiye ayırdığım zaman iki yarım küreye. Bak bu dünya küre şeklinde. Yukarısı yarım küre, aşağısı da yarım küre. Üst taraf neymiş evladım benim? Kuzey yarım küre hocam. Harikasın. Kuzey yarım küre. Alt tarafta Güney yarım küredir. Şimdi bunu anlamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu anladıktan sonra zaten Türkiye'nin yerine bakalım şimdi seninle beraber. Yukarıda Türkiye'miz. Hemen şöyle bakalım. Amerika falan burada. Hatta şöyle birazcık yaklaştıralım. Şöyle bakalım. Bu tabi İngilizce bir şey. Ama olsun Avustralya falan filan var. Türkiye'miz Afrika. Şurada bir yerde bak. Türk Turkey yazmışlar görüyor musun? Burada Turkey yazmışlar. Hatta şöyle sen de bak. Türk, Türkiye'miz burada. Türkiye'miz aslında dünyanın üst kısmında. Hatta bak şöyle göstereyim sana. Afrika Afrika falan filan var. Şöyle ayırdığım zaman evet. ha dünyamız dünyamızın üst kısmında bulunuyor Türkiye'miz dünyamızın göğsünde diyorum ben. Gerçekten de ay yıldızı bayrağımız gibi düşünebilirsin. Şimdi dolayısıyla Türkiye'mizin yeri çok önemli. Bunu hemen bir işaretleyelim bakalım seninle beraber. Türkiye'miz dünyamızın kuzey yarım küresinde. Ve bunun yeri çok önemli çünkü biz bütün hesaplamaları kendi mevsimlerimize göre yapacağız. Çünkü mesela sen sen Temmuz'da hangi mevsim yaşanır Türkiye'de? Yaz mevsimi hocam. Harikasın. Yaz mevsimi. Peki başka bir soru mesela ee, şey diyelim. Ocak'ta hangi mevsim yaşanır Türkiye'de? Kış. Harikasın. Aralık'ta hangi mevsim yaşanır? Kış. Harikasın. Gel yani ikisinde de kış mevsimi yaşanır değil mi? Aralık, Ocak kış aylarıdır. Dolayısıyla biz buna göre bunu referans alarak diğer ülkeleri de bakacağız birazdan. Ve şunu söylemek istiyorum. Şimdi dünyadan güneşten gelen ışınlar bak dikkat et, ortaya çok dik geliyor değil mi? Bak buraya dike yakın geliyor. Ama yukarıya doğru çıktıkça mesela bu tarafa doğru geldikçe yukarılara eğik açılarla geliyor. Şöyle eğik açılarla geliyor. Şimdi hatta şöyle birazcık daha daha net bir şekilde göstereyim. Şuradan şöyle geldiği zaman dik açılarla gelirken şöyle geldiği zaman eğik açılarla geliyor. Şöyle ilk açılarla geliyor. Dolayısıyla dünyanın üst ve alt kısmına ışınlar ne yazık ki eğik açılarla geliyor. O yüzden zaten dünyanın üstü ve altı donuyor. Çünkü ne kadar eğik açılarla gelirse o kadar soğuk olur demiştik ya. O yüzden dünyanın üst ve alt kısmında Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu var. O yüzden buraları beyaz çizdim sana. Dolayısıyla dünyanın üst ve alt kısmının donmasının sebebi eğik açılarla gelmesi. O zaman şöyle diyeceksin. Ya o zaman dünyanın ortası yanar kardeşim. İşte bunun sebebi normalde o zaman burada her zaman kış yaşanır. Hatta şöyle göstereyim. Burası kutuplar o zaman. Burası da kutuplar. O zaman burada hep kış yaşanır, burada hep yaz yaşanır. Hayır öyle olmuyor. Burada çok enteresan bir olay var. Şimdi sana göstermek istiyorum. Eksen eğikliği dediğimiz bir olay var. Ne demek eksen ekti? Normalde dünya burada bir adam gibi kafasını da ayaklarını da çizdim. Güneşin karşısında duruyor. Tamam, güneşten ışınlar geliyor. Buradan tak diye buraya dikine ışık gelir. Sonrasında yukarıya doğru gittikçe daha eğikleşir ışıklar. Yukarıya doğru gittikçe daha eğikleşir ve aşağılarda zaten iyice eğikleştiği için hava zaten yukarıda kuzey kutbu ve güney kutbunda yani uçlarda soğuk olur diyebiliriz, değil mi? Peki o zaman. Dünya böyle olursa zaten burada hep yaz mevsimi, yukarılarda da kış mevsimi. Yaşıyor. Ama öyle olmuyor. Çünkü dünya boynu bükük bir şekilde duruyor. Boynu bükük bir şekilde durduğu zaman ve buradaki boynu büküklük de şöyle Tonguç Elal Bey'im. 23 derece, 23 derecelik bir büküklükten bahsediyoruz. Hatta 27 dakikası var da sen 23 derecelik bir eksene ektiğinden bahsediyorsun. Dünyanın Güneş etrafında dolanma düzlemindeki eğiklik bu aslında. Bu 23 derecelik eğiklik Tonguç evladım benim dünyanın bak ışınları şöyle almasına yol açıyor. Hop tak. Hop tak. Hop tak. Bak dikkat et, buraya dik açılarla geliyor. Yani dünyanın göğsüne dik açılarla geliyor. O yüzden dünyanın göğsünde olan Türkiye'miz mesela bu zamanda yani mesela bu da 21 Haziran'dır bu arada onu söyleyeyim. Önemli tarihlerden bir tanesi yanar. Çünkü sıcak çünkü güneş ışınları dike yakın geliyor burada. İşte bu yüzden bu eksen ektiği yüzünden 21 Haziran'da Türkiye'mizde yaz mevsimi yaşanır. 21 Aralık olunca tam tersi kış mevsimi yaşanır. Normalde hep aynı sıcaklığı yaşayacağımıza hep aynı sıcaklığı yaşayacağımıza bu eksen eğikliği yüzünden şimdi göstereceğim nasıl olduğunu farklı mevsimleri yaşayabiliyoruz. Bak mesela Türkiye'miz burada değil mi dünyanın göğsünde Türkiye'miz burada dünyanın göğsünde diyebiliriz harika. Şimdi buradan baktığımız zaman buradan ışınlar tak 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 Türkiye'mize dike yakın geliyor gerçekten burasını kızartıyor hatta şöyle birazcık kızarmış çizelim burayı. Burası ısınır. Türkiye'miz ısınır gerçekten de. Ama buraya baktığımız zaman Tonguç Eren Bey'im dikkat edelim. Burada eğik açılarla geliyor. Bakar mısın? Böyle sıyrıp geçiyor. Ama poposuna, poposuna 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 dik gelirken dünyanın poposu ısınırken göğsü burada ısınırken burada poposu ısınıyor. Dolayısıyla dünyanın Türkiye tarafı yani Kuzey Yarımküre tarafı bu çok önemli bu arada. Burası Kuzey Yarımküre'ydi. Burası da Güney Yarımküre'ydi. Kuzey Yarımküre tarafı ilk açılarla aldığı için bu dönemde burada kış mevsimi yaşanırken Güney Yarımküre'de ise yaz mevsimi yaşanır. Çünkü kızartıyor burayı. Burada aynı şekilde hemen buraya da yazalım. Kuzey Yarımküre'mizde ve Güney Yarımküre'mizde Kuzey Yarımküre'de burası göğsümüz, dünyamızın göğsü yani Türkiye'miz bu dönemde yaz mevsimini yaşarken çünkü dikine dikine geliyor ama aşağısı dünyanın aşağısı yani poposu aslında ilk açılarla aldığı için burada da kış mevsimi yaşanıyor diyebiliriz. İşte dünyanın farklı yarım kürelerinde farklı mevsimlerin yaşanmasının sebebi dünyanın bu şekilde eğik bir şekilde güneşin etrafında dolanması, bu eğiklik yüzünden ki bu 23 derecelik bir eğiklik aslında buna eksen eğikliği diyoruz. Bu eksen eğikliğini çok duyacağız. Bu eksen eğikliği yüzünden mevsimler oluşuyor diyebiliriz. İşte burada bazı önemli tarihler var Tonguç Erdoğan Beyim ama. Ee, en önemlileri bir kere yaz ve kışın oluşumunu bilmemiz gerekiyor. Yaz ve kışın oluştuğu en önemli tarihler gün dönümlerinin oluştuğu en önemli tarihler 21 Haziran ve 21 Aralık. Şimdi hemen sana bir soru çok basit bir soru aslında. 21 Haziranda kuzey yarım kürede yani kuzey yarım küre deyince hemen ama hemen Türkiye'miz aklına gelecek. Bu çok önemli. Kuzey yarım kürede Türkiye'miz. Kuzey Yarımküre'de hangi mevsim yaşanır? Yaz mevsimi. Harikasın, süpersin. O zaman Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanır 21 Haziran'da. Peki Güney Yarımküre'de yani Türkiye olmayan bölgede o zaman hangi mevsim yaşanır dersen burada dik açılarla geliyor buraya göğsüne dünyanın ama aşağısına ilk açılarla geldiği için burada kış mevsimi yaşanıyor. Ne yazık ki diyoruz. Ama ne yazık ki değil. Bu arkadaş 21 Aralık'a gelince yani dünya bu şekilde böyle 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 dönmesini tamamlayıp e, 6 ay geçtikten sonra 6 ay geçtikten sonra 21 Aralık'a geldiği zaman kuzey yarım kürede kuzey yarım kürede artık kış mevsimi yaşanacak. Çünkü dünyanın üst kısmına eğik açılarla gelecek güneş ışınları ama alt kısmına dikine dikine geleceği için dünyanın poposu yanacağı için yani dünyanın poposu da güney yarım küredir bu arada dünyanın göğsü kuzey yarım küredir biz Türkiye e, göğsümüzdeki ay yıldızı bayrağımız güney yarım kürede ise popomuz burada yandığı için burada yaz mevsimi yaşanacak diyoruz. Yani ters mevsimlerin yaşandığını bileceğiz. Burada önemli tarihlerden iki tanesini söylüyorum. 21 Haziran ve 21 Aralık. O zaman 21 Haziran yaz mevsimi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bizde yaz mevsimi onlarda kış. Burada 21 Aralık kış mevsimi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bizde kış ama onlarda yaz. Yani dünyanın üst ve alt kısmında farklı mevsimler yaşanıyor. Ekvator şeklinde ayırırsak bu çok önemli. İşte burada önemli tarihlerimiz gün dönümlerimiz 21 Haziran ve 21 Aralık bir de 21 Mart ve 23 Eylül var Tonguç Elan Bey'im. Bunlar da Ekinoks tarihlerimiz bu çok önemli. Şimdi 21 Mart ve 23 Eylül'de bir kere hemen herkes şunu bilir. 23 Eylül'de okulların açıldığı tarihe yakındır ve mevsimlerden sonbahardır. Hava birazcık soğumaya başlar. Ama 21 Mart'ta ise ilk bahar gelir değil mi? Okulun bitişine yakındır ve 21 Mart'ta da ilk bardır. Ama nerede? Bizde. Yani Kuzey Yarımküre'de. Bu çok önemli. Şimdi biz her zaman Türkiye'ye göre söyleyeceğiz. Kuzey yarım küre Türkiye'dir ve burada yaz mevsimi yaşanır. Güney yarım küre Arjantin'dir, Güney Afrika'dır, işte Avustralya'dır. Burada kış mevsimi yaşanır. Aynı şekilde kuzey yarım küre burada kış mevsimi yaşarken 21 Aralık Türkiye'miz kış mevsimi yaşarken güney Yarımküre burada yaz mevsimi yaşar. Bunları bileceğiz. Bunları zaten demin öğrenmiştik. Peki 21 Mart'ta ne oluyor? Kuzey Yarımküre'de 21 Mart'ta ilk bahar, ilk bahar mevsimi yaşanırken e, güney Yarımküre'de güney Yarımküre'de bunun tam tersine son bahar mevsimi yaşanır diyebiliriz. Çünkü tam ters mevsimler yaşanır her zaman. Mesela bizde 23 Eylül'de yani kuzey yarımkürede son bahar mevsimi yaşanırken güney yarımkürede ise tam tersi ilk bahar mevsimi yaşanır diyeceğiz. Şimdi sana bir soru, çok önemli bir soru soruyorum. Ee, Haziran ayında yani yaz mevsiminde e, gündüzler mi daha uzundur, geceler mi daha uzundur? Gündüzler hocam. Harikasın bunu herkes bilir zaten. Gündüzlerin uzun olması demek şu demek. Yaz mevsiminde, yaz aylarında, yaz aylarında yani ben buradan bir yaz mevsimini seçersem gündüz süresi gündüz süresi gece süresinden daha fazladır diyeceğiz. Bu çok önemli bir bilgi. Ne demek bu? Gündüz süresi gece süresinden fazla güneş geç batar ve erken doğar. Yani gündüzler daha uzundur. Ama mesela ee, okul artık böyle kış aylarına geldiğimiz zaman ne olur hava saat beşte kararır yani erkenden kararır deli oluruz değil mi? İşte kış mevsimini yaşadığımız zaman da geceler daha uzundur gündüzlerden bu çok önemli gece gündüz süresinin farkın farklı olmasının sebebi de yaşadığımız mevsim aslında yaz mevsiminde gündüzler gecelerden daha uzundur. Kış mevsiminde ise geceler gündüzlerden daha uzundur. Bunu da çok net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Heh, birkaç tane daha şey göstermek istiyorum. Onlardan bir tanesi şu aslında. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet şuradan. Kuzey yarım küre, güney yarım küre dedik ve ekvatoru göstermiştim ya. Şimdi bu çizgiye biz... Ekvator çizgisi diyoruz. Dünyayı ortadan ikiye bölen çizgi. Kuzey yarım küre ve güney yarım küre oluşturuyor. Aynı zamanda iki tane daha çizgi var. Bunlar dönenceler. Bu yukarıdaki yengeç dönencesi. Yengeç dönencesi. Bu aşağıdaki de oğlak dönencesi denilen e, bir dönence. Bak üç tane önemli çizgi var. Yengeç, ekvator, oğlak. Yengeç dönencesi, ekvator ve oğlak dönencesi. Bu üç tane çizgiden yengeç dönencesi yukarıda kuzey yarım küreye ait. Oğlak dönencesi de aşağıda güney yarım küreye ait. İşte Burada önemli bilgi şu aslında. 21 Haziran'da saat 12'de aslında yukarıdaki yengeç dönencesine yani şuradaki yengeç dönencesine güneş ışınları dik açıyla gelir. Tam saat öğlen 12'de dik açıyla gelir. Ama sadece bir an yani saat 12'de. Ve burada ise aşağıda olan Oğlak dönencesiydi de bu Yengeç dönencesiydi, yengeçti. Burası da Oğlak'tı ya. İşte tam Oğlak dönencesine 21 Aralık'ta saat 12'de güneş ışınları tam dik açıyla gelir. Bu da Oğlak dönencesinin özelliği. Yengeç ve Oğlak dönencesinin özelliğini de öğrendikten sonra artık önemli tarihleri beraber öğrenmiş olduk. İşte önemli olan bir şey daha söyleyeceğim ve ondan sonra anahtar kavramları da tamamlamış olacağız. 21 Mart ve 23 Eylül aslında gece gündüz süresinin birbirine eşit olduğu tarihlerdir. Burada gündüz büyüktür gece demiştik. Burada gece büyüktür gündüz demiştik ama 21 Mart ve 23 Eylül'de aslında gündüz süresiyle gece süresi birbirine her yerde dünyada her yerde birbirine eşittir. Ne demek gündüz süresi gece süresi? Normalde bir gün kaç saat evladım benim? 24 saat hocam. Harikasın 24 saat. İşte 24 saatin 12 saate gündüzdür evladım benim. 12 saate gecedir. Ama yazın e, 16 saat gündüz, 8 saat gece olabiliyor. Veya kışın 16 saat gece, e, 8 saat gündüz yaşanabiliyor. Toplam 24 saat, toplam 24 saat, toplam 24 saat. Aynı 24 saati farklı şekilde bölüştürebiliyoruz. Ve 12 saat 12 saat olduğu zaman işte bu tarihlere biz Ekinoks tarihleri diyoruz. Ekinoks dediğimiz tarihler 21 Mart ve 23 Eylül'dür diyorum ve hadi bakalım şimdi soru çözme metodunu anlatayım sonra iki tane soru çözüp dersimizi bitireceğiz. Bu ders birazcık uzun oldu ama çok önemli ilk girişi sağlam yapalım ki konuları net bir şekilde anlayalım. Şimdi soru çözme metodu bu konuda çok basit aslında. İlk başta yaz mı kış mı anlamamız gerekiyor bir bölge verecekler bize dünyanın üzerinde bir nokta verecekler bu noktanın mesela A noktası B noktası diyelim bir kere ekvatora göre kuzey yarım kürede mi güney yarım kürede mi zaten görebiliyoruz bunu ama bu bölgede o tarihte yaz mevsimi yaşanıyor yoksa kış mevsimi yaşanıyor beraber anlamaya çalışacağız şimdi bir kere ikinci adımımızsa bunu anladıktan sonra ikinci adımımızsa şu olacak güneş ışınları yaz mevsiminde dik açılarla gelirken kış mevsiminde eğik açılarla gelir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir. İkincisi gölge boyu yaz mevsiminde az olurken gölge boyu kış mevsiminde fazla olur. Çünkü eğik açılarla gelirse fazla gölge boyu oluşur. Unutmayalım veya büyük gölgeler oluşur. Peki yaz mevsiminde uzun olan gündüzlerken uzun olan gündüz vaktiyken gündüzler daha uzun olur yaz mevsiminde ama geceler daha kısa olur ve kış aylarına baktığımız zamansa geceler daha uzun olur. Çünkü hava daha karanlık olur. Zaten hava daha karanlık olduğu için kış mevsimi yaşanıyor. Çünkü güneş ne kadar fazla gelirse o kadar gündüzler ne kadar uzun olursa o kadar hava sıcak olur ve yaz mevsimi oluşur diyebiliriz. Birim yüzeye düşen enerji miktarı yaz mevsiminde tabii ki fazlayken çünkü yakıyor bizi enerji dediğimiz şey güneş enerjisi ve bizi yaktığı için yaz mevsimi yaşanıyor. Burada ise azdır çünkü az güneş enerjisi olduğu için zaten kış mevsimi yaşıyoruz diyebiliriz. Hemen bir soru çözelim konuyu anlamak için. Şekil 1'de K ve L ülkelerinin dünya üzerinde bulunduğu yerler ve grafikte ise gece gündüz süreleri verilmiş demiş. Buna göre bu ülkelerde hangi mevsimlerin yaşandığını yazınız demiş. Bir kere K buradaymış. Yani ekvator çizgisinin üzerinde o zaman burası kuzey yarım küreydi dünya haritasına göre. Burası da güney yarım küreydi. K o zaman kuzey yarım kürede. L de Avustralya zaten. Bu da güney yarım kürede diyebiliriz. Peki bakıyorum K'de gündüz süresi gece süresinden fazlaymış. O zaman K'de hangi mevsim yaşanır anlayabiliriz. Hangi mevsim yaşanır evladım benim? Yaz mevsimi. Harikasın. Yaz mevsim yaşanır K'de. Zaten bunu görebiliyoruz. Burada ise gece süresi gündüz süresinden fazlaymış. Yani L'de ise kış mevsimi yaşanır diyebiliriz. O zaman o zaman e, K'de yaşanan mevsimlere biz yaz mevsimi buna da kış mevsimi diyebiliriz. Peki o zaman sana başka bir soru. Bu bulduğumuz mevsimlere göre sence bu tarih hangi tarih olabilir? Yani K'de yani kuzey yarımkürede biz yaz mevsimini hangi tarih, hangi gün dönümünde yaşarız evladım benim? 21 Haziran. Harikasın. 21 Haziran'da biz yaz mevsimi yaşanırız burada. Harika diyorum, harika diyorum sana ve aynı zamanda dikkat edelim. 21 Haziran'da aşağıda kış mevsimi yaşanırız Avustralya'da. İşte o yüzden biz Türkiye'miz olarak burada Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi yaşarken burada Brezilya'da, Arjantin'de, işte Güney Afrika'da, Avustralya'da, işte Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda ve benzeri aslında kış mevsimi yaşarlar diyorum. Bravo diyorum sana. Hadi bakalım o son sorumuzu da yapalım dersimizi bitirelim. Dünya güneş etrafındaki dolanma hareketini bir yılda tamamlar. Zaten 365 gün. Dünyanın bu hareket sonucu mevsimler yaşanır demiş. Zaten buradan bize gösteriyor. Hatta Size bir tüyo daha. Güneşin solundaysa dünya burası 21 Haziran'dır. Güneşin sağındaysa dünya burası 21 Aralık'tır. Genellikle hep aynı şekilde çıkar. Burası dünya güneşin etrafında saatin tersine döner. 21 Haziran'dan 21 Aralık'a giderken aslında biz 23 Eylül'ü aktarırız, geçeriz. Burası da 21 Mart'tır diye biz 3-4 tane önemli tarihi mutlaka bilelim. Burada buradan buraya giderken mesela A bölgesi diyelim. A bölgesinde giderken bak burada kuzey yarım kürede gündüzler uzar. Çünkü yaza doğru gidiyoruz kuzey yarım kürede. Buradan böyle giderkense B bölgesinde yine Türkiye'yi düşünelim. Kuzey yarım kürede gündüzler kısalır. Çünkü en uzun gündüz 21 Haziran'dır. En uzun gündüz. E, burası da bizim için en uzun gecedir aslında. Hep Türkiye'ye göre söylüyorum. Bunlar Türkiye'ye göre unutmayalım. Şimdi buna göre dünya üzerinde mevsimsel sıcaklık değişimlerinin sebebi yani yazın sıcak kışın soğuk olmasının sebebi diye soruyor bize. Aşağıdaki hangisine doğru vermiştir? Dünyanın güneşe yaklaşması. Hayır. Dünyaya, dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşmasıyla hiçbir alakası yok mevsimler oluşması. Çünkü ne kadar uzak veya yakın da olsak aslında eksen eğikliğiyle bağlantılı. Dünyanın güneşten uzaklaşması. Hayır bu da alakası yok. Dünyanın dönme ekseninin eğik olması. Evet eksen eğikliği yüzünden mevsimler oluşuyor demiştik. Gece gündüz sürelerinin farklı olması bu da değil. Zaten bu mevsimlerin oluşması yüzünden ortaya çıkan bir sonuç aslında. Dolayısıyla sebebi değil, sebebi eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafındaki dolanması diyebiliriz. O zaman hadi bakalım ödevimiz yok. Ödülü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım. Mutlaka mutlaka Tonguç Kaptaki birinci sezona katılalım. Takımımızı belirleyelim. Tonguç Akademi.com'dan takımımızı belirlemeyi unutmayın. Hadi bakalım bir sonraki dersimize görüşmek üzere.